Ben sana bir başka paragrafı, bunu teyit eden bir paragrafını daha okuyayım bu efendinin savunmasını. Hali hazır durumda TFF bilgileri incelemiş ve kulübü ihraç etmenin uygun olacağına karar vermiştir. TFF'nin bu kararı kulüp tarafından Türkiye'de TFF tahkim kurulundan temiz edilmiş ve tahkim kurulunun bu kararı nihai bir kesin olup burada UEFA'nın herhangi bir hukuka aykırı eylemi bulunmamaktadır ve kulübün UEFA'ya karşı herhangi bir husumet yönetmesi mümkün değildir. Yani burada da şunu demek istiyor, bu işin savunucusu, eylemcisi tamamen TFF'dir. Bu savunma 70 sayfadır. Bu 70 sayfanın ben can alıcı birkaç noktasını çıkardım ama onları bile okumam 4 sayfa tutar. Onun için çok uzun olur. Ancak belki sorular sorulursa bazı başka konulara değinirim. Ama yine çok çarpıcı bir ifadesine yine vurgu yapmak istiyorum. Bu arada şunu vurgulayayım. UEFA savunmasında o kadar dikkatli ki diyor ki Türkiye'ye gönderilen Pierre Cornu'nun başkan tarafından yani Platini tarafından veyahut da UEFA yönetim kurulu tarafından gönderilmemiştir. UEFA genel sekreteri tarafından gönderilmiştir. Bunun için böyle vurguladığını herhalde takdir ediyorsunuz. Yani demek istiyor ki bu işten Platini'yi sorumlu tutmayın, bu işten UEFA yönetim kurulu sorumlu tutmayın, bir sorumlu aranıyorsa bu tamamen Infantino'dur. Bu kadar dikkat ediyorlar beyanlarına. Yine başka hususa devam edeceğim. 71.8 yine savunmanın 71.8'inde diyor ki UEFA Genel Sekreterinin 23.8.2011 tarihli mektubu hiçbir şekilde bir karar olarak değerlendirilemez. Hani deniyordu ya UEFA işte karar verdi, mektup yazdı filan böyle bir şey yok. Hatta telkin olarak bile değerlendirilemez. Zira bu anlamda bir ifade içermemektedir. UEFA TFF'nin alması gereken kararı dikte etmemiştir ve dikte de edemez. UEFA, ulusal federasyonlardan sadece futbolu korumalarını rica edebilir ve bekleyebilir. Ancak ulusal federasyonlar uygun kararın ne olması gerektiğini kendileri karar verirler ve buna da bari yetkilidirler. UEFA, TFF'ye şunu söylemiştir. Bu konuyu düzenleyecek adımlar atmadığı takdirde UEFA hemen ve usulüne uygun şekilde TFF'ye karşı disiplin tatbikatına geçer. Yani diyor ki, hiçbir şey yapmazsan ancak ben müdahale ederim. Ama şunu yap, bunu yapmam demek yetkisine tahrik değilim ve demedim diyor bunu. Bunları bugün size niye söylüyorum? Çünkü Sayın Federasyon'un ve Federasyon Başkanı'nın göreve devam etmesine karar vermiş ama yanlışlar üzerine göreve devam etmenin sakıncalı olduğunu görüyorum. Onun için işte bu aşamadan sonra meseleyi Türk kamuoyuna doğru yansıtmak suretiyle doğrulara dayalı olarak yapılsın. Ama yine endişeli olduğum bir husus var, onu da vurgulamadan geçemeyeceğim. UEFA'nın gaz davasında vermiş olduğu savunmanın yanında bir de TFF'nin bir savunması var. TFF'nin savunmasını da